Merhaba arkadaşlar, videomuzun konusu 11. sınıf edebiyat full tekrar. Videomuzda neler var? 1. bölüm 11. sınıf edebiyat 1. dönem full tekrar. 2. bölüm 11. sınıf edebiyat 2. dönem full tekrar. 11. sınıf edebiyat 1. dönem full tekrar. 1. dönem ünitelerine bakalım. İlk ünitemiz giriş, 2. ünite hikaye, 3. ünite şiir, 4. ünite makale, 5. ünite sohbet ve fıkra. Giriş ünitesiyle başlayalım. Edebiyat ve toplum ilişkisi. İnsan toplumda yaşar, toplumun parçasıdır. Edebiyatın konusu tam da budur, insan ve toplum. Edebiyat insana ve topluma ayna tutar. Edebiyat insanın ve toplumun hayatını yansıtır. Toplumun düşünceleri, inançları, sorunları edebi esere girer. Toplum edebi eserde kendini bulur, kendini görür. Edebiyat bunu yaparken toplumsal değişime etkide bulunur. Toplum da edebi eserin ortaya çıkmasına katkı yapar. Sonuçta edebiyat ve toplum birbirini etkiler ve geliştirir. Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi. Önce akımların isimleri, daha sonra anahtar kavramlar ve Türk edebiyatındaki dönemlerine bakıyoruz. Klasizm, akıl, sağduyu, kuralcılı, genel insan. Tanzimat, birinci dönem sanatçıları. Romantizm, duygu, hayal, birey, zıtlık, tarih, din. Yine Tanzimat, birinci dönem sanatçıları. Realizm, gözlem, belge, gerçek, nesnellik. Tanzimat, ikinci dönem sanatçıları. Naturalizm, tez, deney, soya çekim, sokağın dili. Tanzimat, ikinci dönem sanatçıları. Parnasizm, şiir, gerçekçilik, mükemmellik, tasvir. Servet-i Finuncular. Sembolizm, kapalılık, ahenk, musiki, sembol. Servet-i Finuncular, fecraticiler ve sonrası. Sürrealizm, bilinçaltı, içgüdü, rüya, Freud, psikanaliz, ikinci yeniciler. Egzistansiyalizm, bunalım, iletişimsizlik, yabancılaşma, varoluş. Modernistler ve postmodernistler. İkinci üniteye geçtik. Hikaye konumuz. 1923-1940 dönemi hikaye türlerine bakalım. Olay hikayesi yani klasik hikaye, durum hikayesi yani kesit hikayesi. Olay hikayesiyle başlayalım. Gözlemci, gerçekçi anlayış öne çıkmıştır. Çatışma unsuru merkeze alınmıştır. Sosyal değişim, toplum hayatı ve halkın sorunları anlatılmıştır. Temsilcileri Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay, Sadri Ertem, Sabahattin Ali, Nahit Sırrı Örik. Durum hikayesine geçelim. Bireyin iç dünyası esas alınmıştır. Klasik hikaye bölümleri kullanılmadan durumlar anlatılmıştır. Kişilerin ruh tahlillerine ağırlık verilmiştir. Temsilcileri Memduh Şevket Esendal, Sait Faik Abasıyanık. 1940-1960 dönemi Türk hikayesi. 1940-60 arasında değişik hikaye anlayışlarının özelliklerini yansıtan eserlere imza atılmıştır. Hikaye anlayışlarıyla işlenen konu ve temalar zenginleşmiştir. 40-60 döneminde etkili olan hikaye anlayışlarına bakalım. Milli dini duyarlılıkları yansıtan hikaye, toplumcu gerçekçi hikaye, bireyin iç dünyasını yansıtan hikaye, modern hikaye. Milli dini duyarlılıkları yansıtan hikayeyle başlayalım. Milliyetçilik ve İslamcılık akımlarından etkilenmiştir. Romantizm akımının etkileri görülür. Okurun merak duygusuna hitap edilmiştir. Türk tarihinin başarılı sayfaları. Kurtuluş Savaşı, milli manevi değerler, aile kurumu ele alınmıştır. Doğu-Batı çatışması merkeze alınmış, taklitçi batılılaşma eleştirilmiştir. Temsilcisi Hüseyin Nihal Atsız, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Bahattin Özkişi. Toplumcu gerçekçi hikaye geçelim. Realizm, naturalizm ve sosyalizmden etkilenilmiştir. Köy, köylü, göç, gecekondu, tarım işçileri, fabrika işçileri, ağ köylü, işçi patron gibi çatışma işlenmiştir. Sorunlar ideolojik bir bakışla ele alınmıştır. Halkı aydınlatma amacı güdülmüştür. Kişiler yerel ağızlara göre konuşturulmuştur. Temsilcileri Kemal Tahir, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Samim Kocagöz, Fakir Baykurt, Kemal Bilbaşar, İlhan Tarus, Aziz Nesin. Bireyin iç dünyasını yansıtan hikaye. Freud'un çalışmalarından ve görüşlerinden yararlanılmıştır. Olay ve merak unsurlarına önem verilmemiştir. Kent insanının hayatından kesitler sunulmuştur. Kişilerin ruh tahlilleri yapılmıştır. Çağrışımlara dayalı sanatsal bir dil kullanılmıştır. Temsilcileri Ahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Buğra, Cevat Şakir Kabaağaçlı. Modern hikaye, varoluşçuluk akımından etkilenilmiştir. Olay örgüsü ve merak unsurlarına burada da önem verilmemiştir. Toplumla uyumsuz, karamsar, bunalımlı, zayıf birey öne çıkarılmıştır. İletişimsizlik, uyumsuzluk, yalnızlık, huzursuzluk gibi temalar işlenmiştir. Bilinç akışı, iç konuşma, iç çözümleme, geriye dönüş gibi teknikler kullanılmıştır. Temsilcileri Sait Faik Abasıyanık, Haldun Taner, Yusat Obener, Nezihe Meriç, Yusuf Atılgan, Ferit Edgü, Sabahattin Kudret Aksal. Üçüncü ünite şiir.
Tanzimat şiiriyle başlayalım. Önce Tanzimat birinci dönem şiirinin özelliklerine bakalım. Sanat, toplum içindir anlayışı benimsenmiştir. Klasizm ve romantizm akımlarından etkilenilmiştir. Eski biçimlerle yeni temalar işlenmiştir. Hukuk, vatan, millet, özgürlük, medeniyet kavramları anlatılmıştır. Temayla ilgili başlıklar kullanılmıştır. Daha önce başlık kullanılmıyordu divan edebiyatında biliyorsunuz. Genellikle aruz, bazen de hece ölçüsü kullanılmıştır. Mahlas geleneği terk edilmiştir. Dilde sadeleşme amaçlanmış ama başarılamamıştır. Temsilcileri Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa. Tanzimat ikinci döneme bakalım. Sanat, sanat içindir anlayışı benimsenmiştir. Romantizm akımından etkilenilmiştir. Batı etkisiyle yeni biçimler denenmiştir. Genellikle aşk, sevgi, doğa, kadın, aile temaları işlenmiştir. Şiirin konusu genişletilmiştir. Genellikle aruz, bazen de hece ölçüsü kullanılmıştır. Kulak için kafiye anlayışı benimsenmiştir. Dilde sadeleşme anlayışından vazgeçilmiştir. Temsilcileri Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Tarhan, Muallim Naci'dir. Servet-i Fünun ve Fecraati şiirleri bakalım. Servet-i Fünun şiiri sanat, sanat içindir anlayışı benimsenmiştir. Romantizm, parnasizm ve sembolizm akımlarından etkilenilmiştir. Batıdan sone, terzarima, balat, triyole nazım şekilleri alınmış, serbest müstezat geliştirilmiştir. Kadın, aşk, tabiat, aile, hüzün, hayal gerçek çatışması temaları işlenmiştir. Yabancı kelime ve tamlamalarla dolu sanatlı ağır bir dil kullanılmıştır. Genellikle aruz ölçüsü kullanılmıştır. Fransız şiirinin etkisiyle anjambumanlar yapılmıştır. Temsilcileri Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Süleyman Nazif. Fecraati şiiri, sanat, sanat içindir anlayışı benimsenmiştir. Parnasizm, sembolizm, empresyonizm akımlarından etkilenilmiştir. Serbest müstezat nazım şekli daha da geliştirilmiştir. Kadın, sevgi, aşk, doğa gibi bireysel temalar işlenmiştir. Sanatlı, ağır ve kapalı bir dil kullanılmıştır. Genellikle aruz ölçüsü kullanılmıştır. Sanat, şahsi ve muhteremdir sloganı benimsenmiştir. Temsilcileri Ahmet Haşim, Emin Bülent Serdaroğlu. Milli Edebiyat dönemi şiirine bakalım. Milli Edebiyat döneminde etkili olan şiir anlayışları, saf şiir yani öz şiir, halkın yaşayışını ve değerlerini anlatan şiir, Milli Edebiyat şiiri yani memleket şiir olmak üzere 3 başlıkta incelenir. Saf şiirde Ahmet Haşim, Yahya Kemal Beyatlı'yı görüyoruz. Halkın yaşayışını ve değerlerini anlatan şiirde Mehmet Akif Ersoy. Milli Edebiyat şiirinde yeni lisancılar, beş hececiler. Saf öz şiirle başlayalım. Sanat, sanat içindir anlayışı esas alınır. Estetik, zevk vermek amaçlanır. Hayal, çağrışım, musiki, ses, ahenk önemsenir. İmgelere dayalı bir anlatım kullanılır. Anlaşılmak için değil, hissedilmek için yazılır. Sevgi, aşk, kadın, doğa, yalnızlık, ölüm gibi temalar işlenir. Sembolizmin etkisi baskındır. En önemli temsilcileri Ahmet Haşim, Yahya Kemal Beyatlı. Halkın yaşayışını ve değerlerini anlatan şiir. Sanat, toplum içindir anlayışı benimsenmiştir. Bireylerdeki ve toplumdaki yozlaşmalar eleştirilmiştir. Didaktik yani öğretici bir üslubu vardır. Mesaj kaygısı taşır. Olay, kişi, yer, zaman ögeleri bulunur. Halkın konuştuğu dille yazılmıştır. Nazım yani şiir, nesre yani düz yazıya yaklaştırılmıştır. Bu şiir anlayışının temsilcisi Mehmet Akif Ersoy'dur. Milli Edebiyat şiiri, memleketçi şiir. Türkçülük ve romantizm akımlarından etkilenilmiştir. Sanat, toplum içindir anlayışı benimsenmiştir. Sade dil anlayışı esas alınmıştır. Hece ölçüsü kullanılmıştır. Milli kültürden, milli tarihten, halk şiirinden yararlanılmıştır. Anadolu coğrafyasına yöneliş başlamıştır. Ülkenin ve halkın sorunları anlatılmıştır. En önemli temsilcileri Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem, Fuat Köprülü, Beş Hececiler. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türk şiiri 1923-1940. Beş Hececilerle başlayalım. Birinci Dünya Savaşı yıllarında aruzla şiir yazmaya başlamışlardır. Ziya Gökalp'in etkisiyle milli edebiyata katılmışlardır. Aruza veda edip hece ölçüsüne yönelmişlerdir. Halk şiirinden yararlanmışlardır. Anadolu coğrafyasını ve Anadolu insanını anlatmışlardır. Yurt sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık gibi temaları işlemişlerdir. Topluma moral veren ve coşkulu şiirler yazmışlardır. Temsilcileri Faruk Nafiz Çamlıbel, Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç, Enis Behiç Koryürek, Orhan Seyfi Orhon'dur. Milli edebiyat anlayışını sürdürenler, milliyetçilik akımını benimsemişlerdir. Romantizm akımından etkilenmişlerdir. Sade dil anlayışını esas almışlardır. Hece ölçüsünü kullanmışlardır. Halk şiirinden yararlanmışlardır. Coşkulu bir söyleyişi benimsemişlerdir. Bazı şiirlerinde yeni biçimleri kullanmışlardır. Yurt güzellikleri, vatan
vatan sevgisi, kurtuluş savaşı gibi temalar işlemişlerdir. Öne çıkan temsilcilerine bakalım. Ahmet Kutsi Tecer, Arif Nihat Asya, Orhan Şaik Gökyay, Necmettin Halil Onan, Kemalettin Kamu. Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiiri. Türkiye dışında gelişen edebiyata Türk dünyası edebiyatı denmektedir. Dünya Türkleri ana dili bilinciyle Türkçe eserler vermiştir. Şiirlerde Türkçenin çeşitli lehçe ve şiveleri kullanılmıştır. Özgürlük ve ulusal bilinç temaları işlenmiştir. Halkın sorunları, beklentileri dile getirilmiştir. Siyasal şartlar gereği sembolik anlatım benimsenmiştir. Türk dünyasında öne çıkan şairler Azerbaycan Bahtiyar Vahapzade, İran Şehriyar, Irak Ataterzibaşı, Kazakistan Macan Cumabayoğlu, Özbekistan Süleyman Çolpan, Aybek, Türkmenistan Ata Atacanoğlu. Dördüncü ünite makale. Burada metinlerle ilgili tabloya bakalım arkadaşlar. Metinler sanat metinleri ve öğretici metinler olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Sanat metinleri coşku ve heyecan dile getiren metinler yani şiir ve olay çevresinde oluşan metinler olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Olay çevresinde oluşan metinlerde anlatmaya bağlı metinler, göstermeye bağlı metinler yani tiyatro olmak üzere iki kola ayrılıyordu. Anlatmaya bağlı metinler destan, efsane, masal, fable, mesnevi, halk hikayesi, manzum hikaye, hikaye, roman, göstermeye bağlı metinler, geleneksel Türk tiyatrosu, Karagöz, orta oyunu, meddah, köy seyirlik oyunları, modern Türk tiyatrosu, trajedi, komedi, dram. Öğretici metinlere geçtiğimizde onlar da üç kola ayrılıyordu. Gazete çevresinde gelişen metinler, kişisel hayatı konu alan metinler, tarihi metinler, felsefi metinler, bilimsel metinler. Gazete çevresinde gelişen metinler, makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, mülakat, röportaj, haber metni, kişisel hayatı konu alan metinler, anı, günlük, gezi yazısı, biyografi, otobiyografi, mektup. Şimdi gazete çevresinde gelişen metinlerden makaleyle başlıyoruz. Makale bilimsel makale ve edebi makale olmak üzere iki kısımda inceleniyor. Bilimsel makaleyle başlayalım. Belirli alanlarla ilgili bilimsel dergilerde yayımlanır. Alanında uzman kişiler tarafından yazılır. Bilimsel bir tezi savunma amacı vardır. Bir düşünce çürütülerek yerine karşı düşünce yerleştirilir. Kesin ve ispatlanabilir yargılar yer alır. Nesnel ve ciddi bir üslubu vardır. Bilimsel terimler kullanılır. Alıntıların kaynağı dipnotlarda veya ayraç içinde belirtilir. Yararlanılan kaynakların tam künyesi kaynakçada belirtilir. Özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma kaynakça bölümleri bulunur. Edebi makaleye bakalım. Gazetelerin ilk sayfasındaki makaleye baş makale denir. Toplumu ilgilendiren her konu işlenebilir. Giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden oluşur. Temel öge düşüncedir. Görüş ve öneriler kanıtlarla desteklenir. Toplanarak kitap halinde yayımlanabilir. Türk edebiyatına Tanzimat döneminde batıdan gelmiştir. Türk edebiyatında ilk örneği Şinasi'nin 1860'ta Tercüman Ahval'in ilk sayısında yazdığı Mukaddime adlı yazısıdır. 5. ünite sohbet ve fıkra. Sohbetle başlayalım. Güncel olayların, kültür ve sanat hayatındaki gelişmelerin fazla derine inilmeden içten bir dille okuyucuyla karşılıklı konuşma havasında işlendiği yazı türüne sohbet yani söyleşi denir. Giriş, gelişme, sonuç bölümleri vardır. Konu sınırlaması yoktur. Okurla konuşma havasında yazılır. Soru-cevap tekniğinden yararlanılır. Düşünceler kanıtlanmaya çalışılmaz. Tanzimat döneminde batıdan alınmıştır. Ahmet Rasim sohbet türünün ilk yetkin örneklerini kaleme almıştır. Sohbet türündeki önemli eserler Ahmet Rasim Ramazan Sohbetleri, Şevket Rado Eşref Saat, Suud Kemal Yetkin Edebiyat Konuşmaları, Nurullah Ataç Söyleşiler, Melih Cevdet Anday Dilimiz Üzerine Konuşmalar. Fıkra köşe yazısına geldik. Gazete ve dergilerde günlük olayların, ülke sorunlarının değerlendirildiği sanat, spor, kültür gibi alanlardaki düşüncelerin serbest ve içten bir üslupla ortaya konduğu yazı türüne fıkra köşe yazısı denir. Giriş, gelişme, sonuç bölümleri vardır. Güncel konular işlenir. Okuru yönlendirme amacı söz konusudur. Düşünceleri kanıtlama zorunluluğu yoktur. Tanzimat döneminde batıdan alınmıştır. İlk örneklerini Şinasi, Namık Kemal ve Ahmet Mithat Efendi yazmıştır. Fıkra türündeki önemli eserler Ahmet Rasim Muharrir Buya, Gülüp Ağladıklarım, Refik Halit Karay Bir İçim Su, Ay Peşinde, Yusuf Ziya Ortaç, Ocak, Beşik. 11. sınıf edebiyat, 2. dönem full tekrar. 2. dönem ünitelerine bakalım. 6. ünite roman, 7. ünite tiyatro, 8. ünite eleştiri, 9. ünite mülakat röportaj. 6. ünite roman. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında romana bakalım. Cumhuriyet döneminde etkili olan roman anlayışları 1923-1980. Milli edebiyat anlayışını sürdüren roman, milli dini duyarlılıkları yansıtan roman, toplumcu gerçekçi roman, bireyin iç dünyasını yansıtan roman,
Modernizmi esas alan roman. Arkadaşlar, milli edebiyat döneminde eser veren sanatçılar, Cumhuriyet döneminde de eser vermeye devam etmişlerdir. O yüzden milli edebiyat anlayışını sürdüren romanla milli dini duyarlılıkları yansıtan roman arasında bir bağlantı kurduk. 1923-1980 arasında etkili olan roman anlayışları. Milli edebiyat anlayışını sürdüren roman, memleketçi edebiyat anlayışı sürdürülmüştür. Anadolu coğrafyasına ve insanına olan ilgi artmıştır. Gözlemci gerçekçi anlayış benimsenmiştir. Topluma yararlı olma düşüncesi esas alınmıştır. Cumhuriyet öncesinin siyasal ve toplumsal eleştirisi yapılmıştır. Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet devrimleri, yeni değerler ve kurumlar anlatılmıştır. Halk-aydın çatışması, cehalet, yozlaşma, batıl inançlar, hurafeler ve batı taklitçiliği eleştirilmiştir. Temsilcilerine bakalım. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu, Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay, Aka Gündüz, Mithat Cemal Kuntay, Memduh Şevket Esendal. Şimdi yazarlara ve roman türündeki önemli eserlerine bakalım. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu, Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomorre, Ankara, Yaban, Bir Sürgün, Panorama, Hep O Şarkı. Halide Edip Adıvar'ın eserleri Vurun Kahpeye, Sinekli Bakkal, Tatarcık, Sonsuz Panayır. Refik Halit Karay'ın romanlarına bakalım. İstanbul'un İç Yüzü, Yezid'in Kızı, Sürgün, Nilgün. Reşat Nuri Güntekin'in Yeşil Gece, Acımak, Yaprak Dökümü, Kızılcık Dalları, Miskinler Tekkesi. Mithat Cemal Kuntay'ın Üç İstanbul adlı romanı. Memduh Şevket Esandal'ın Ayaşlı ile Kiracıları adlı romanı. Milli dini duyarlılıkları yansıtan roman. Türkçülük ve İslamcılık akımlarından etkilenilmiştir. Konular milli kaynaklardan, Türk mitolojisinden, Türk destanlarından ve Türk tarihinden alınmıştır. Türk tarihinin şanlı dönemleri, Türk dünyasının sorunları, Türklerin yaşama tarzı anlatılmıştır. Doğu-Batı çatışması, toplumsal yozlaşma, ahlaki bozukluklar işlenmiştir. Milli ve manevi değerler, aile kurumu ve geleneksel kültür öne çıkarılmıştır. Olay ögesi, verilmek istenen mesajı öne çıkaracak biçimde kurgulanmıştır. Zaman ögesi, dün, bugün, yarın şeklindeki kronolojik akışla kullanılmıştır. Genellikle hakim yan tanrısal bakış açısı kullanılmıştır. Romantizm ve realizm akımlarından etkilenilmiştir. Temsilcilerine bakalım. Hüseyin Nihal Atsız, Samiha Ayverdi, Bahattin Özkişi, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Münevver Ayaşlı, Emine Işınsu, Sevinç Çokum, Rasim Özdenören, Mustafa Miyasoğlu. Arkadaşlar, burada bir bilgi daha verelim. Samiha Ayverdi'nin bazı romanları bireyin iç dünyasını esas alan roman anlayışına uygun yazılmıştır. Yazarlar ve roman türündeki önemli eserlerine bakalım. Hüseyin Nihal Atsız'ın Ruh Adam, Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor. Bahattin Özkişi'nin Kösek Adı, Uçtaki Adam Sokakta. Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Kilit, Anahtar, Kapı, Konak, Çatı ve Çanakkale. Emine Işınsu'nun Küçük Dünya, Azap Toprakları, Ak Topraklar. Sevinç Çokum'un Bizim Diyar, Hilal Görününce, Ağustos Başı, Çırpıntılar. Rasim Özdenören'in Gül Yetiştiren Adam adlı eserleri örnek olarak verilebilir. Şimdi toplumcu gerçekçi romana bakalım. Toplum için sanat anlayışı benimsenmiştir. Marksist, sosyalist ideolojinin etkisinde kalınmıştır. Sosyal, siyasal, ekonomik konular ele alınmıştır. Halkı aydınlatma amacı güdülmüştür. Okuru belirli bir ideoloji bağlamında yönlendirme amacı vardır. Köy, kasaba, gecekondu hayatı, köylü, işçi ve küçük memurların sorunları konu edilmiştir. Ağ köylü, zengin fakir, patron işçi, halk yönetici, öğretmen imam çatışmaları işlenmiştir. Kişiler genellikle ağız özelliklerine göre konuşturulmuştur. Temsilcileri Sadri Ertem, Sabahattin Ali, Orhan Kemal, Kemal Tahir, Yaşar Kemal, Fakir Baykurt, Rıfat Ilgaz, Talip Aphaydın, Kemal Bilbaşar, Samim Kocagöz, Abbas Sayar, Mahmut Makal, Necati Cumalı, İlhan Tarus. Yazar ve roman türündeki önemli eserlerine bakalım. Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna. Sadri Ertem'in Çıkırıklar Durunca, Bir Varmış Bir Yokmuş. Orhan Kemal'in Baba Evi, Avare Yıllar, Murtaza, Bereketli Topraklar Üzerinde, Hanımın Çiftliği, Eskici ve Oğulları, Gurbet Kuşları. Kemal Bilbaşar'ın Cemo, Başka Olur Ağların Düğünü. Samim Kocagöz'ün Kalpaklılar, Bir Çift Öküz. Kemal Tahir'in Esir Şehrin İnsanları, Rahmet Yolları Kesti, Köyün Kanburu, Esir Şehrin Mahpusu, Yorgun Savaşçı, Devlet Ana, Kurt Kanunu. Yaşar Kemal'in İnce Mehmet, Orta Direk, Yerdemir Gökbakır, Ölmez Otu, Yılanı Öldürseler, Deniz Küstü.
Fakir Baykurt'un Yılanların Öcü, Kaplumbağalar, Tırpan, Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı, Karartma Geceleri, Yıldız Karayel, Talip Apaydın'ın Sarı Traktör, Yarbükü, Ortakçılar, Abbas Sayar'ın Yılkı Atı, Çelo, Can Şenliği, İlhan Taros'un Yeşilkaya Savcısı Var Olmak, Necati Cumalı'nın Tütün Zamanı, Zeliş, Yağmurlar ve Topraklar, Acı Tütün, Viran Dağlar, Halikarnas Balıkçısı'nın Aganta Burina Burinata, Ötelerin Çocuğu, Deniz Gurbetçileri. Şimdi bireyin iç dünyasını esas alan romana bakalım. Freud'un etkisiyle psikoloji, psikiyatri ve psikanalizden yararlanılmıştır. Toplumsal değişimler bireye ve aileye etkisiyle incelenmiştir. Kişilerin ayrıntılı ruhsal çözümlemeleri yapılmıştır. Bireyin iç çatışmaları, ikilemleri ve bunalımları yansıtılmıştır. Olay ögesi bireyin iç dünyasını yansıtmak amacıyla kurgulanmıştır. Mekan ögesi bireyin iç dünyasına etkisiyle verilmiştir. Merak unsurunu canlı tutma çabası gösterilmemiştir. Dil ve anlatım bakımından seçkinci bir anlayış benimsenmiştir. İç konuşma, bilinç akışı, geriye dönüş gibi teknikler kullanılmıştır. Temsilcilerine bakalım. Peyami Safa, Abdülhak Şinasi Hisar, Ahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Buğra, Oktay Akbal, Samiha Ayverdi. Yazar ve roman türündeki önemli eserlerine bakalım. Peyami Safa'nın Sözde Kızlar, Şimşek, Mahşer, 9. Harciye Koğuşu, Fatih Harbiye, Bir Tereddüdün Romanı, Matmazel Noralia'nın Koltuğu, Yalnızız Biz İnsanlar, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur, Sahnenin Dışındakiler, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Mahur Beste, Aydaki Kadın, Abdülhak Şinasi Hisar'ın Fahim Bey ve Biz, Çamlıca'daki Eniştemiz, Ali Nizami Bey'in Alafrangalığı ve Şehliği, Tarık Buğra'nın Küçük Ağa, Osmancık, Siyah Kehribar, Firavun İmanı, Oktay Akbal'ın Garipler Sokağı, Suçumuz İnsan Olmak, İnsan Bir Ormandır, Samiha Ayverdi'nin Ateş Ağacı, Mesih Paşa İmamı, İbrahim Efendi Konağı. Modernizmi esas alan romanla devam ediyoruz. Serim, düğüm, çözüm şeklinde plan uygulanmamıştır. Olay örgüsü, mekan, merak unsurları geri plana itilmiştir. Olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkisine dikkat edilmemiştir. Anlatıcı, birey bilinciyle kendi benini öne çıkarmıştır. Bireyin kendisiyle, doğayla ve toplumla çatışmaları yansıtılmıştır. Yalnızlık, bunalım, iletişimsizlik, yabancılaşma gibi temalar işlenmiştir. Yaşamın çok boyutlu ve kavranması zor gerçeklerden oluştuğu gösterilmiştir. Çağrışıma dayalı, şiirsel, alegorik anlatımdan yararlanılmıştır. İç konuşma, bilinç akışı, iç çözümleme, geriye dönüş gibi teknikler kullanılmıştır. Temsilcilerine bakalım. Sait Faik Abasıyanık, Yusuf Atılgan, Ferit Etgü, Oğuz Atay, Nezihe Meriç, Firuzan, Adalet Ağoğlu, Pınar Kür, Selim İleri, Demir Özlü, Nazlı Eray, Leyla Erbil. Yazar ve roman türündeki önemli eserlerine bakalım. Sait Faik Abasıyanık'ın Medar Maişet Motoru, Kayıp Aranıyor. Nezihe Meriç'in Korsan Çıkmazı, Boşlukta Mavi, Alaca Ceren. Ferit Edgün'ün Kimse, O, Hakkari'de Bir Mevsim, Eylül'ün Gölgesinde Bir Yazdı. Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam, Anayurt Oteli, Canistan. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar, Bir Bilim Adamı'nın Romanı. Adalet Ağoğlu'nun Ölmeye Yatmak, Fikrimin İnce Gülü, Bir Düğün Gecesi, Yaz Sonu, 3-5 Kişi, Göç Temizliği, Hayır, Ruh Üşümesi, Romantik Bir Viyana Yazı. Firuza'nın 47'liler, Berlin'in Nar Çiçeği, Selim İleri'nin Her Gece Bodrum, Saz Caz Düğün Varyete, Kırık Deniz Kabukları, Pınar Kür'ün Yarın Yarın Bir Cinayet Romanı, Nazlı Eray'ın Pasifik Günleri, Orpi, Arzu Sapağında inecek Var, Aşkı Giyinen Adam, Beyoğlu'nda Gezersin. 1923-1980 arasındaki bazı romanlara bakalım. Yazar ismi, roman ismi, kişi kadrosu, konu tema olarak bakıyoruz arkadaşlar. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban adlı romanının kişi kadrosuna bakalım. Ahmet Celal, Mehmet Ali, Salih Ağa, Şeyh Yusuf. Konusuna bakalım. Halk Aydın Çatışması, Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'nun cephe gerisindeki durumu sergilenmiştir. Mithat Cemal Kuntay'ın Üç İstanbul adlı romanı, kişi kadrosunda Adnan'ı görüyoruz. Konusuna bakalım. 2. Abdülhamit, 2. Meşrutiyet, mütareke dönemlerinin İstanbul'daki değişim yansıtılmıştır. Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf. Kişi kadrosunda Yusuf, Muazzez, Şakir'i görüyoruz. Konusu kasabadaki halk yönetici çatışması, bürokrasideki yozlaşma anlatılmıştır. Orhan Kemal'in Murtaza adlı romanı, kişi kadrosunda Murtaza'yı görüyoruz. Konusuna bakalım. Kapitalist düzene boyun eğen alt sınıf eleştirilmiştir. Orhan Kemal'in Bereketli Topraklar Üzerinde adlı romanı, kişi kadrosunda İflahsızın Yusuf, Köse Hasan, Pehlivan Ali var. Konusuna bakıyoruz. Çukurova'da yaşanan emek sermaye, ırgat ağa, köylü şehirli çatışmaları işlenmiştir.
Şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur adlı romanındayız. Kişi kadrosunda Mümtaz ve Nuran var. Konusuna bakalım. Doğu-Batı çatışması bağlamında aydınların yaşadığı ikilem yansıtılmıştır. Peyami Safa'nın Fatih Harbiye romanı, kişi kadrosunda Neriman ve Şinasi var. Konusuna bakalım. Doğu-Batı çatışmasının ve Batı'ya özentinin bireyin iç dünyasına etkisi yansıtılmıştır. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar adlı romanındayız. Kişi kadrosunda Turgut Özben, Selim Işık var. Bireyleşme, kendi kişiliğini bulma sancıları yansıtılmıştır. Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam adlı romanındayız. Kişi kadrosunda C var. Konuya bakalım. Miras Yedi Bir Aydın'ın iç çatışmaları yansıtılmıştır. 7. ünitedeyiz arkadaşlar. Konumuz tiyatro. Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu 1923-1950 arası. Şimdi genel özelliklerine bakalım. Daha çok komedi ve dram türlerinde eser verilmiştir. İlk yıllarda Cumhuriyet değerleri ve kurumları halka tanıtılmaya çalışılmıştır. Anadolu'ya ve Anadolu insanına yöneliş anlayışı daha yoğun şekilde sürdürülmüştür. Kurtuluş Savaşı, Türk tarihi, batılılaşma, eski yeni çatışması gibi konu ve temalar işlenmiştir. Kaynağını Türk mitolojisi, Türk masalları, Türk folkloru ve Türk tarihinden alan oyunlar yazılmıştır. Batılılaşmanın yanlış anlaşılması, ekonomik sorunlar, aile dramları gibi konular işlenmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın topluma ve bireye etkileri sergilenmiştir. Temsilcilerine bakalım. Müsahip Sade Celal, İbnü Refik Ahmet Nuri 8. Nahit Sırrı Örik, Cevat Fehmi Başkurt, Selahattin Batu, Necip Fazıl Kısakürek, Turgut Özakman. 1923-1950 arasında yazılan önemli tiyatrolara bakalım. Ahmet Kutsi Tecer'in Köşebaşı, Ahmet Muhip Dranas'ın Gölgeler, Behçet Kemal Çağlar'ın Çoban, Cevat Fehmi Başkurt'un Paydos, Cevdet Kudret Solok'un Yaşayan Ölüler, Faruk Nafiz Çamlıbel'in Akın, İbnü Refik Ahmet Nuri 8.'nin Hisse-i Şaya, İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun İnanmak, Müsahip Sade Celal'in Fermanlı Deli Hazretleri, Münir Hayri Egeli'nin Bay Önder, Nahit Sırrı Öreğin Sönmeyen Ateş, Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak, Reşat Nuri Güntekin'in Taş Parçası, Selahattin Batu'nun Kerem ile Aslı, Vedat Nedim Tör'ün İşsizler, Yaşar Nabi Nayır'ın İnkılap Çocukları adlı eserleri örnek verilebilir. 1923-1950 dönemi tiyatro yazarları. Müsahip Sade Celal ile başlayalım. Toplum için sanat anlayışını benimsemiştir. Daha çok müzikal komedi türüne yoğunlaşmıştır. Sosyal bozulmaları, yanlış töreleri, batıl inançları, cehaleti eleştirmiştir. Geleneksel Türk tiyatrosundan etkilenmiştir. Önemli tiyatroları Köprülüler, İstanbul Efendisi, Lale Devri, Fermanlı Deli Hazretleri, Bir Kavak Devrildi. İbnü Refik Ahmet Nuri, toplum için sanat anlayışını benimsemiştir. Güldürürken ders vermeyi amaçlamıştır. Sahne dilini kullanmada başarılı olmuştur. Oyunlarının çoğu uyarlama niteliğindedir. Önemli tiyatrolarına bakalım. Dengi Dengine, Hisse-i Şaya, 8. Asri Hülyalar, Sınıf Arkadaşı Nakış. Nahit Sırrı Örik'le devam edelim. Eserlerinde daha çok yakın tarihten kesitler sunmuştur. Osmanlı Devleti'nin son yıllarını yansıtmıştır. Kurtuluş Savaşı'nı anlatmıştır. Eserlerinde anılarından ve gözlemlerinden yararlanmıştır. Önemli tiyatroları Sönmeyen Ateş, Muharrir, Oyuncular Alın Yazısıdır. Cevat Fehmi Başkurt, gözlemci gerçekçi bakış açısını benimsemiştir. Bazı oyunlarında toplumcu gerçekçi anlayışın etkileri de görülür. Toplumsal sorunları, ekonomik çatışmaları ele almıştır. Paydos, yurt dışında sahnelenen ilk Türk piyesi olmuştur. Önemli tiyatroları Büyükşehir, Ayarsızlar, Küçükşehir, Paydos, Makine, Göç, Buzlar Çözülmeden. Selahattin Batu'yla devam edelim. Tiyatrolarının konu seçiminde eski Yunan mitolojisinden yararlanmıştır. Eserleri yabancı dillere çevrilip sahnelenmiştir. Kimi oyunlarında Türk kültüründen ve Türk tarihinden yararlanmıştır. Önemli tiyatroları Kerem ile Aslı, Güzel Helena, Oğuz Ata, Köroğlu, Vedat Nedim Tör, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile Kadro dergisi kurucuları arasında yer almıştır. Toplumcu gerçekçi anlayıştan etkilenmiştir. Toplumun yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlatmıştır. Önemli tiyatroları işsizler, köksüzler, sahte kahramanlardır. Turgut Özakman eserlerinde kuşak çatışması, töre, geçim sıkıntısı, aile, insani değerler, sanat gibi konu ve temaları işlemiştir. İlk oyunlarında geleneksel Türk tiyatrosunun etkileri sezilir.
Yaşanan dönemle geçmiş olaylar arasında bağ kurmaya çalışmıştır. Olayları eleştirel bir bakışla ele almıştır. Önemli tiyatroları Masum Katiller, Pembe Evin Kaderi, Duvarların Ötesi, Hastane, Kanaviçe, Ocak, Ah Şu Gençler, Töre, Deliler, Necip Fazıl Kısakürek eserlerinde ölüm korkusu, sonsuzluk arzusu gibi temaları işlemiştir. Bazı oyunlarında toplumdaki ve bireydeki yozlaşmaları eleştirmiştir. Körü körüne batılılaşmaya karşı çıkmıştır. Tiyatroları Tohum, Bir Adam Yaratmak, Sabır Taşı, Para, Namı Diğer Parmaksız Salih, Reis Bey, Ahşap Konak, Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu 1950-1980 arası. Genel özelliklerine bakalım. Genellikle uyarlama özelliğindeki müzikli oyunlar yazılmıştır. Günlük konuşma diline yakın, sade bir dil kullanılmıştır. İşlenen konu ve temalar zenginleşmiştir. Hem toplumsal hem de bireysel konu ve temalar ele alınmıştır. Ülkenin yaşadığı değişimin toplum ve birey üzerindeki etkileri yansıtılmıştır. Ülke sorunları, aile, kadının toplumdaki yeri, köy, töre, kuşak çatışması, değer yargıları gibi temalara yoğunlaşılmıştır. Temsilcilerine bakıyoruz. Cevat Fehmi Başkut, Haldun Taner, Güngör Dilmen, Recep Bilginer, Orhan Asena, Turan Oflazoğlu, Cahit Atay, Refik Erduran, Necati Cumalı, Nazım Kurşunlu, Oktay Arayıcı, Başar Sabuncu, Tuncer Cücenoğlu. 1950-1980 arasında yazılan önemli tiyatrolara bakalım. Adalet Ağaoğlu'nun Çatıdaki Çatlak, Ahmet Kutsi Tecer'in Koç Yiğit Köroğlu, Aziz Nesin'in Biraz Gelir Misin, Başar Sabuncu'nun Şerefiye, Cahit Atay'ın Gültepe Oyunları, Cevat Fehmi Başkut'un Buzlar Çözülmeden, Ninçer Sümer'in Katip Çıkmazı, Güngör Dilmen'in Midas'ın Kulakları, Canlı Maymun Lokantası, Haldun Taner'in ve Değirmen Dönerdi, Fazilet Eczanesi, Huzur Çıkmazı, Keşanlı Ali Destanı, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım, Melih Cevdet Anday'ın İçerdekiler, Mikado'nun Çöpleri, Necati Cumalı'nın Boş Beşik Nalınlar, Nezihe Araz'ın Bozkır Güzellemesi, Nezihe Meriç'in Sular Aydınlanıyordu, Oktay Arayıcı'nın Dışarıda Yağmur Var, Orhan Asena'nın Tanrılar ve İnsanlar, Hürrem Sultan, Recep Bilginer'in İsyancılar, Sarı Naciye, Refik Erduran'ın Karayar Köprüsü, Cengiz Han'ın Bisikleti, Selahattin Batu'nun Oğuz Ata, Tuncer Cücenoğlu'nun Kör Dövüşü, Turan Oflazoğlu'nun Keziban 4. Murat, Turgut Özakman'ın Duvarların Ötesi Ocak adlı eserleri. 1950-1980 dönemi tiyatro yazarlarına bakalım. Haldun Taner'le başlıyoruz. Toplumsal sorunları birey üzerinden anlatmıştır. Hiciv ve sosyal eleştiri alanında başarılı olmuştur. Geleneksel Türk tiyatrosunun anlatım üslubundan yararlanmıştır. Kabare tiyatrosuna öncülük etmiştir. Türk edebiyatındaki ilk epik tiyatro örneği sayılan Keşanlı Ali Destanı'nı yazmıştır. Önemli tiyatrolarına bakalım. Fazilet Eczanesi, Huzur Çıkmazı, Keşanlı Ali Destanı, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım, Eşeğin Gölgesi, Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı. Necati Cumalı ile devam ediyoruz. Eserlerinde halk kültüründen ve folklordan yararlanmıştır. Sosyal değişimi ve ekonomik sorunları anlatmıştır. Kadının toplumdaki yerine ve toplumda yaşadığı sorunlara eğilmiştir. Bazı oyunlarında aşkı ve bireyin psikolojik dünyasını yansıtmıştır. Önemli tiyatroları Mine, Boş Beşik, Nalınlar, Susuz Yaz, Kaynana Ciğeri, Yaralı Geyik, Deve Tabanı. Recep Bilginer, toplumcu gerçekçi anlayışı benimsemiştir. Genellikle Güneydoğu Anadolu köylerinde yaşanan geleneksel sorunları anlatmıştır. Köyün ve köylülerin sorunlarını toplumcu bakışla ele almıştır. Önemli tiyatroları Gazeteciden Dost, İsyancılar, Sarı Naciye'dir. Güngör Dilmen, absürt tiyatronun öncü isimlerindendir. Canlı Maymun Lokantası adlı oyunu absürt tiyatronun ilk eserlerindendir. Konu seçiminde tarihi ve mitolojiyi bir kaynak olarak kullanmıştır. Anlatımda mizah unsurundan ve ironiden yararlanmıştır. Önemli tiyatrolarına bakalım. Canlı Maymun Lokantası, Midas'ın Kulakları, Midas'ın Altınları, Midas'ın Kör Düğümü, Deli Dumrul. Turan Oflazoğlu, genellikle trajedi türünde oyunlar yazmıştır. Osmanlı tarihini konu alan oyunlarıyla tanınmıştır. Tarihi kişilerden yola çıkarak insanın evrensel yanlarını sergilemiştir. İnsanların hırslarını, zayıflıklarını, erdemlerini yansıtmıştır. Önemli tiyatroları Keziban, Deli İbrahim, 4. Murat, Sokrates Savunuyor, Genç Osman, Kösem Sultan. Orhan Asena, Türk tiyatrosunun Shakespeare'i olarak nitelendirilir. Konularını tarihten, mitolojiden, sosyal çatışmalardan almıştır. Özellikle güç ve iktidar kavramları üzerinde durmuştur. Tanrılar ve İnsanlar Gılgameş oyunuyla ödül almıştır. Önemli tiyatroları Tanrılar ve İnsanlar, Gılgameş, Hürrem Sultan, Tohum ve Toprak, Alemdar Paşa, Fadik Kız, Simavnalı Şeyh Bedrettin, Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe, Atçalı Kel Mehmet.
Refik Erduran genellikle güldürü ve vodvil türünde oyunlar kaleme almıştır. Vodvil şarkılı güldürü oyunları arkadaşlar. Kurumsal ve sosyal bozulmalarla bireydeki yozlaşmaları mizahi bir dille sergilemiştir. Toplumu aydınlatma amacını benimsemiştir. Önemli tiyatroları Deli, Karayar Köprüsü, Cengiz Han'ın Bisikleti, Tamirci, Sabahattin Kudret Aksal'a geldik. Konuları felsefi bir bakışla analiz etmiştir. Bazı eserleri absürt tiyatro türünün örnekleri arasında yer alır. Kim eserlerini de çıkar ilişkileri, soyutlama, gerçek dışı tutum gibi özellikler dikkati çeker. Önemli tiyatrolarına bakalım. Evin Üstündeki Bulut, Şakacı, Tersine Dönen Şemsiye, Kahvede Şenlik var. 8. ünitedeyiz. Konumuz eleştiri. Sanat, düşünce veya edebiyat eserini her açıdan inceleyip bunların zayıf ve güçlü yönlerini belirten, bir yazarın veya eserin gerçek değerini ortaya koyan yazı türüdür. Genel özelliklerine bakıyoruz. Öğretici metindir. Gazete çevresinde gelişmiştir. Eleştirecek bir eser kişi veya fikir gerektirir. Alanının uzmanları tarafından yazılır. Eleştirmenin tutumu eleştirinin niteliğini belirler. Yargılar gerekçeleriyle verilir. Eserin güçlü ve zayıf yönlerini belirterek gerçek değerini ortaya koyma amacı vardır. Okura ve sanatçıya yol gösterir. Eleştiri türleri ikiye ayrılır. Eleştirmenin tutumuna göre eleştiriler, konularına göre eleştiriler. Eleştirmenin tutumuna göre eleştiriler, öznel yani izlenimci eleştiri, nesnel yani bilimsel eleştiri. Konularına göre eleştiriler, sanatçıya dönük eleştiri, esere dönük eleştiri, okura dönük eleştiri, topluma dönük eleştiri olmak üzere dört kısma ayrılır. Dünya edebiyatında eleştiri. Eleştiri, Batı edebiyatında ortaya çıkıp gelişmiş bir türdür. Eleştiri sözcüğü eski Yunan dilinden Latince'ye, oradan da Fransızca'ya geçen kritik sözcüğünün karşılığıdır. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren önemli bir gelişme göstermiştir. 20. yüzyılın başlarından itibaren güçlenmiş, sanat ve düşünce alanlarında önemli gelişmelerin altyapısını hazırlamıştır. Dünya edebiyatında öne çıkan eleştirmenler Boileau, Hippolyte'ten Anatole France, Thomas Stearns Eliot. Türk edebiyatında eleştiriye bakalım. Önce divan edebiyatında eleştiri. Divan edebiyatındaki hicivler eleştirel niteliklidir. Hicivlerde siyasi ve sosyal eleştirilere rastlanır. Eleştiri türüne yaklaşır. Tezkirelerde şairlerin hayatlarına ilişkin bilgiler verilir. Tezkireler sözü edilen şairin eserlerine yönelik kısa değerlendirmeler içerir. Hiciv ve tezkireler batılı anlamda eleştiri sayılmaz. Halk edebiyatında eleştiriye bakalım. Halk edebiyatındaki taşlamalar eleştirel niteliklidir. Taşlamalar siyasi ve sosyal eleştirilere rastlanır. Halk edebiyatı sanatçıları toplumda gördükleri aksaklıkları taşlamalarla dile getirmişlerdir. Taşlamalar batılı anlamda eleştiri sayılmaz. Tanzimat edebiyatında eleştiri, Türk edebiyatında batılı anlamdaki eleştiri Tanzimat dönemiyle başlamıştır. Batılı anlamdaki eleştirinin ortaya çıkmasında gazetelerin etkisi söz konusudur. Eski edebiyat, yeni edebiyat, kulak için kafiye, göz için kafiye, romantizm, realizm tartışmaları işlenmiştir. Dilin sadeleşmesi, edebiyatın ahlaka uygun olması gibi konular ele alınmıştır. Bu tartışmalar Ziya Paşa'nın Harabat, Namık Kemal'in Tahribi Harabat, Recaizade Mahmut Ekrem'in Zemzeme, Muallim Naci'nin Demdeme adlı eserleri etrafında gerçekleşmiştir. Namık Kemal Türk edebiyatında batılı anlamdaki ilk eleştirmen kabul edilmektedir. Namık Kemal'in Lisan-ı Osmani'nin edebiyatı hakkında bazı mülazatı şamildir başlıklı makalesiyle Tahribi Harabat adlı eseri batılı anlamda ilk eleştiri örneklerindendir. Tanzimat sanatçılarının eleştiri niteliğine sahip eserleri yazılarına bakalım. Namık Kemal'in Lisan-ı Osmani'nin edebiyatı hakkında bazı mülahazatı şamildir. Tahribi Harabat, Takip, Renan Müdafaanamesi, Mukaddime-i Celal, Ziya Paşa'nın Zafername, Şiir ve İnşa, Harabat Mukaddimesi, Recaizade Mahmut Ekrem'in Talim-i Edebiyat, Zemzeme 3 Mukaddimesi, Takdiri Elhan. Servet-i Fünun Edebiyatı'nda eleştiriye bakalım şimdi arkadaşlar. Eleştiri önem kazanmış, edebi bir tür haline gelmiştir. Batı tarzına uygun eleştiriler yazılmıştır. Batılı eleştirmenler izlenerek eleştiri metotları tanıtılmıştır. Sanatçıya dönük eleştiri anlayışı benimsenmiştir. Hippolyte'ten tarafından temsil edilen tarihsel eleştiri yani topluma dönük eleştiri anlayışından etkilenilmiştir. Sanatçılar tanzimatçılardan farklı olarak eski edebiyatı kötülemekten çok kendilerini ifade etmeyi tercih etmiştir. Ahmet Şuayb eleştiri türüne odaklanmış, eleştiri anlayışına nesnel bir bakış açısı getirmeye çalışmıştır. Şimdi Servet-i Fünun sanatçılarının eleştiri türündeki eserlerine bakıyoruz. Ahmet Şuayb'ın Hayat ve Kitaplar, Hüseyin Cahit Yalçın'ın
Kavgalarım adlı eserleri. Devam ediyorum. Milli Edebiyat döneminde eleştiri. Genç Kalemler dergisinde yayımlanan Yeni Lisan makalesiyle zengin bir tartışma ortamı doğmuştur. Yeni lisancılar hem milli edebiyat anlayışını sistemleştirmiş hem de bu anlayışı eleştirenlere cevap vermişlerdir. Eleştirinin teorisi üzerinde durmuş, bir yandan da eleştiri türünde eserler yazmışlardır. Genellikle dilin sadeleştirilmesi ve aruz hece tartışmalarını konu etmişlerdir. Servet-i Fünunculardan farklı olarak kendi dönemlerinde yazılan eserlerle ilgilenmiş, bu eserler hakkında eleştiriler yazmışlardır. Bu dönemin eleştiri türündeki en önemli ismi Ali Canip Yöntem'dir. Şimdi eleştiri türündeki tanınmış eserlere bakalım. Ali Canip Yöntem'in Milli Edebiyat Meselesi ve Cenap Beylemini Akaşalarım, Fuat Köprülü'nün Bugünkü Edebiyat. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında eleştiriye geldik. İlk yıllarda Nurullah Ataç'la özdeşleşen öznel eleştiri anlayışı ağır basmıştır. 1940'lı yıllardan itibaren eleştiride hem nitelik hem de nicelik açısından önemli gelişmeler olmuştur. Akademik çevreler esere dönük nesnel eleştiri anlayışını benimsemiştir. Şiir, roman, hikaye eleştirmenleri gibi sadece bir edebi türde uzmanlaşan eleştirmenler yetişmiştir. Hüseyin Cöntürk, Turgut Uyar ve Cemal Süreya şiir, Fethi Naci roman, Asım Bezirci hikaye ve şiir, Tevfik Çavdar ile Tahir Alangu ise hikaye ve roman eleştirisi üzerine yoğunlaşmıştır. Akademik eleştiride öne çıkan Mehmet Kaplan, tarihsel ve psikolojik metodu birlikte kullanmıştır. Dönemin eleştiri türündeki tanınmış eserlerine bakalım. Berna Mora'nın Türk romanına eleştirel bir bakış, Fethi Naci'nin Yüzyılın Yüz Türk romanı, Gürsel Aytaç'ın Çağdaş Türk romanı üzerine incelemeler, Mehmet Kaplan'ın şiir tahlilleri, hikaye tahlilleri, Orhan Şaik Gökyay'ın Destursuz Bağ Girenler. 9. ünitedeyiz. Konumuz mülakat röportaj. Mülakat yani görüşmeyle başlayalım. Sanat, bilim, siyaset, spor gibi alanlarda ünlü kişileri tanıtmak veya onların belli bir konudaki düşüncelerini öğrenmek amacıyla yapılan karşılıklı konuşmaların yazıya geçirilmesiyle oluşan metin türüdür. Genel özelliklerine bakalım. Gazete çevresinde gelişen öğretici metinlerdendir. Okura bilgi vermek amaçlanır. Soru-cevap tekniğine dayalıdır. Kişiyi kendi ağzından daha iyi tanımayı sağlar. Sorular önceden hazırlanır. Sorular önemine göre sıralanır. Sorularda nesnel bir tutum takınılır. Görüşme kayıt altına alınır. Cevaplar olduğu gibi aktarılır. Mülakatın tarihsel gelişimine bakalım. Cumhuriyet öncesi dönemde mülakat. Mülakat türü gazeteyle paralel gelişmiştir. Türk edebiyatında ilk örnekleri Cumhuriyet öncesinde verilmiştir. Tanzimat döneminde Ziya Paşa Rüya adlı eserinde mülakat tekniğini kullanmıştır. Türk edebiyatında mülakat türünün ilk örneği Ruşen Eşref Ünaydın'ın Diyorlar Ki adlı eseri kabul edilmektedir. Ruşen Eşref Ünaydın'ın mülakat türünde Mustafa Kemal'i kamuoyuna tanıtan ilk eser olan Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat adlı bir eseri daha vardır. Cumhuriyet döneminde mülakat, gazete ve dergilerin çoğalmasıyla mülakat türü önem kazanmıştır. Sanat ve siyaset dünyasından kişilerle mülakatlar yapılmıştır. Mülakat türündeki önemli eserlere bakalım. Hikmet Feridun Esin, Bugün de Diyorlar Ki, Mustafa Baydar'ın Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar, Gavsi Ozansoy'un 40 Yıl Sonra Diyorlar Ki, Yaşar Nabi Nayır'ın Edebiyatçılarımız Konuşuyor, Sermet Sami Uysal'ın Yahya Kemal'le Sohbetler, Nurullah Berk'in Ustalarla Konuşmalar, Abdi İpekçi'nin Liderler Diyor Ki. Röportajla devam edelim. Bir gerçeği, sorunu, olayı ya da durumu ortaya koymak veya açığa çıkarmak amacıyla oluşturulan öğretici, gazete ve dergi yazısıdır. Genel özellikleri, gazete çevresinde gelişen öğretici türlerdendir. Araştırmaya, incelemeye, soruşturmaya, mülakata, gezip görmeye ve somut olgulara dayalıdır. Bilgi, belge, fotoğraf, resim ve grafiklerden yararlanılır. Olay yerine gidilir, farklı kişilerle konuşulur, araştırma yapılır. Metin, bir öykü kurgusu içinde kaleme alınır. Okur, gerçekle yüzleştirilerek aydınlatılmaya çalışılır. Okurun merakı canlı tutulmaya çalışılır. Yazar anlatıma yorumunu katar, değerlendirmelerde bulunur. Tek bir yazı olabileceği gibi yazı dizisi biçiminde de olabilir. Cumhuriyet döneminde röportaj. Gazetecilikle birlikte 19. yüzyılda Amerika'da ortaya çıkmıştır. Türkiye'de 1950'li yıllarda gelişmeye başlamıştır. Gelişiminde sosyal sorunlar etkili olmuştur. Değişim, ekonomi gibi konular işlenmiştir. Halkın sorunları yerinde gözlemlenerek ilk elden aktarılmıştır. Gazetelerde dizi röportajlar yayımlanmıştır. Yazarlar röportajlarını kitaplaştırmıştır. Şimdi röportaj türündeki önemli eserlere bakalım. Yaşar Kemal'in Çukurova Yana Yana, Bir Bulut Kaynıyor, Peri Bacaları, Bu Diyar Baştan Başa,
Fikret Otyam'ın Habu Diyar, Topraksızlar, Tahir Kutsi Makal'ın İç Göç, Acı Yol, Halil Aytekin'in Doğuda Kıtlık Vardı, Necmi Onur'un Mezarlarında Yaşayanlar, Celalettin Çetin'in Büyük Göç adlı eserlerini örnek gösterebiliriz. Arkadaşlar şimdi mülakatla röportajı karşılaştıralım. Mülakatın ilgi alanı görüşülen kişiyle sınırlıdır. Röportajda ilgi alanına bir yer, bir insan, bir eşya girebilir. Mülakatta sadece sorular ve cevapları vardır. Röportajda mülakat, uzman görüşü, fotoğraf, belge, grafik ve benzeri unsurlar da vardır. Mülakatta muhatapla yüz yüze veya değişik iletişim araçlarıyla görüşme vardır. Röportajda mülakatın yanında öyküleme, izlenim ve betimlemelere yer vermede söz konusudur. Mülakatta bir kişiyi kendi sözleriyle tanıtma amacı vardır. Röportajda bir olayı sorgulayarak, bir gerçeği ortaya koyarak kamuoyunu aydınlatmaktadır. Amacı vardır. Mülakatta ayrıntıya girilmez, röportajda ayrıntıya girilir. Mülakatta nesnel bir tutum benimsenir, röportajda öznel bir tutum benimsenir.